korona virüsünün artış görülmekte. Bunun sebebi sizce nedir? Bence kalabalığa çıkılması ve daha çok fazla izin verilmesi, sokağa çıkma yasağının hani kaldırılması bence yani gereksiz insanların çıkması. Hani görüyorum yaşlılar bile çıkıyor yani. Bence gerek yok. Kendi insanlarımızın en başında tedbirsizliği. Yani herkes hiçbir önleme vesaire uymamasından kaynaklanıyor bence. Bence bu kadar. Zaten yeterli de. Yeterli bir sebep. İnsanların daha bilinçsiz şekilde hareket etmeleri bence. Yani bitmiş gibi hareket etmeleri. İşte park, bahçe, şu anda çarşıda ihtiyacı olan da geziyor, ihtiyacı olmayan da geziyor. İşin varsa işini yap, gideceksin yani. Temkinlere uyacaksın. Gerekirse maske, dezenfektan vesaire her şekilde uymak zorundasın. Uymazsan eşin, dostun, çevrenin her şekilde bütün insanlara zararın olur yani. Ve onun vebali de var yani şu anda. 3 yaşında çocuğa bulaştırıp da Allah göstermesin bir vefat etse onun öbür tarafta ızdırabı var, sorusu var, suali var. Ki bırak insan onu kendi hesabını veremiyor ki. Bırak bir de onların hesabını vermesi şey durumu olsun. Yani inşallah erken zamanda çözümü olur. Erken zamanda ilaç vesaire inledir vesaire bunun aşısı vesaire. Bu virüsten illetten kurtulmuş oluruz diye düşünüyorum. Bunun sebebi tabii halkımızda ve devletin almış olduğu bir tutumdur bu. Ben yani bu aldıkları tutumu yanlış buluyorum. Ha insanlar tamam sokağa inmesin, çıkmasın. Kesinlikle katılıyorum, güzel bir şey ama bu insanların da hayatını idame etmesi için belli bir yani ihtiyaçları var. Bunların karşılanması lazım. Öyle 1000 lirayla 500 lirayla sokağa çıkma demekle olmuyor. Bunu kesinlikle yani devletimiz destek çıkması lazım. İnsanlarımız da tabii bilinçli olacak. İşte yaş aralıklarıymış falan. Hayatta devam ediyor. İşte kira durmuyor, hep esnafız. Vergimiz durmuyor, o durmuyor, bu durmuyor. O yüzden de sonumuz hayırlı olsun inşallah da yani iyiye gittiğini zannetmiyorum. Keşke bu biraz daha uzasaydı. Kardeşim şimdi insanlar dışarıya çıktıkları zaman bu pandeminin hala virüsün yayılması aşikar. Bunun için insanlar kendilerini korumuyorlar. Elbette ki ekonomik sıkıntılar ve şu anki piyasanın durumundan dolayı devletimiz dayanamıyor bu ekonomik sıkıntılara. O yüzden dolayı da insanları özgür bırakmaya, biraz daha gevşetmeye başladı. Ama halkımız bu gevşemeyi bence biraz daha suistimal etti. Biraz daha kendimizi korumamız lazım. Tabii ki güçlü bir devlet olmuş olsaydık biraz daha bu konuyu uzatmakta, yani dışarı çıkma yasaklarını biraz daha uzatmakta fayda vardı. Çünkü tam anlamıyla geçmedi. İkinci bir artçı bir şu anda beklenti var. Bilim adamları da bunu söylüyor. Vakalar da bunu gösteriyor. İnşallah Rabbim bizleri muhafaza etsin. İnşallah sonucunda daha sıkıntılı bir hal almaz. İnsanların kurallara uymaması. Ondan sonra hijyene dikkat etmemek. Sebebi kimse uymuyor kurallara. Maske takmıyorlar. Yakınlaşıyorlar. Uzak dur deyince niye çıktın evden diyorlar. Ondan dolayı yani hiç kimse umursamıyor bana bir şey olmaz diye. Ondan şey olmuyor yani. Uyarınca da kızıyorlar. Ya şimdi artış nasıl gözüküyor? Bana anlat. Şimdi ben şöyle derim. Dünya geneli istatistik raporlarına baktığın zaman bir ölüm bedeli vardır. Doğru mu? Şimdi trafik kazasından 2 milyon insan ölüyor. Kalp krizinden 2 milyon insan ölüyor. Bilmem akciğer hastalığından gidiyor. Toplama baktığın zaman şu anda virüs sayısına ölene bakıyorsun bundan aşağıdadır. Ha şimdi ağzımıza bir tane şey verdiler. Adını sen söyle. Sütyen mi? Maske mi? Neyse işte. Ha resmi yerlere giriyorsun. Maske tak. Şimdi madem aralık işine ne derler abi? Sosyal mesafe koru. Şimdi bir tane sosyal mesafe var mı? Varsa yani böyle bir virüs yayılıyorsa. Ne güzel. Eğer böyle bir şey varsa, böyle bir virüs varsa hafta sonları olan, mesela hafta sonları olan sokağa çıkma yasağı. Haftada iki gün ne güzeldi. Veyahut üç gün yap. Ve üç gün insanları içeri kapattığın zaman bir bıraktın iyiydi her yer boşalıyor. Kıtlık olmuş gibi. Yani ticarette güzel oluyor. Hiçbir yerde bir şey kalmıyor. Onun için yapacak bir şey yok. Ha bana soruyorsan inanıyorum, ben inanmıyorum. Teşekkür ederim. Vatandaşın kendisi. Vatandaş önlemini alacak ki devlet de alacak. Yoksa vatandaş önlemini almazsa devlet ne yapsın? Herkes dışarıda. İşi olan da dışarıda, olmayan da dışarıda. Bence bunun sebebi tedbir alınmadığı müddetçe artışlar devam eder.
Şu anda vaka sayısı artmak zorunda. Artıyor da şu anda. Bilmiyorum yani, artış devam ediyor. Allah yardımcımız olsun. Yani tedbir almadığı müddetçe yani bu artışlar devam edecek. Yani biz vatandaşıma demek istediğim şu ki yani tedbir olsun, maskelerini taksınlar yani. O yüzden kendilerini uyarıyorum şu anda. Ama bilinçsiz hareketler. Bugün otobüsümüze biniyoruz. Sosyal mesafeyi koruyalım diyoruz. Maalesef koltuklarda çivi oturuluyor. Neden çivi oturuluyor? Tramvayda olsun, otobüslerde olsun. Bugün bakıyorum hep koltuklarda çivi oturuluyor. Tek oturulmak gerekirken ne dezenfekte ilacı sıkılıyor, ne de kontrol var. Yani dengesiz bir kontrolsüzlük var burada. Onun için vatandaşımızın dikkatli olmasını gerekiyorum. Yani biraz daha duyarlı olmasını istiyorum bu konuda. Koronavirüs konusunda. Vatandaş yeterince dikkat etmiyor. Otobüste olsun, bu çarşıda olsun mesela. Kalabalık ortamlarda çok bulunuyorlar. Ondan herhalde, yoksa genelde iyiydi, iyi de gidiyordu. İyi de gidecek inşallah. Bunun sebebi bence insanların bilinçsizce dışarıya çıkması. İşi olan da çıkıyor, olmayan da çıkıyor. Bu problem yani bence. Maskesiz çıkıyorlar. Bana bir şey olmaz diyorlar. Diğerleri de işte herkes bu şekilde düşündüğü için virüsün yayılması daha fazla oluyor. O yüzden insanlara buradan da öneriyorum. Herkes maskeli çıksın, işi olmayan da dışarıya çıkmasın. Bunun sebebi bence kişilerin olayın hala ciddiyetinde olmaması. Kendilerine gelmeyecek gibi düşünmeleri. Bilinçsizce davranıp başka insanların hakkını yemeleri. Çünkü sen aslında kendine zarar vermiyorsun. Çevrende etkileşime girdiğin insanlara zarar vermiş oluyorsun. O insanların sevdiklerine ve seveceklerine de zarar vermiş oluyorsun. Düşünürseniz koronadan ölüp de sevdiklerine dokunamayıp cenazesine katılamayan Türkiye'de binlerce insan var. Bunlar hala insanların farkında olmadığını gösteriyor. Geçen ben bir hastaneye gittim. Çok üzülerek söylüyorum. Bir doktor karanlık bir odada ultrason çekiyordu. Ben 10 dakika boyunca nefes alamadım ve o doktor arkadaşımız sabahtan akşama kadar görev yapıyordu. İki maske, karanlık bir oda, sıcak ve dedim ki ben bu insanların hakkını nasıl ödeyeceğiz? Ben Talas'ta oturuyorum. Sabahlar otobüsler çok seyrek, yani çok kalabalık olarak geliyor. Akşamlar da aynısı. 20 dakika, 1 saat yeri geliyor otobüs bekliyorum ve vatandaş olarak çok kalabalık bir şekilde biniyoruz. Birinci sebebi bu. İkinci sebebi de yani dikkat etmiyoruz mesafeye. Ya biraz vatandaş olarak dikkatli olursak daha iyi olur. Bence insanların şu anda olduğu gibi herkesin tedbirsiz bir şekilde sokakta olması, ihtiyaç halinde olan da olmayanın da dışarıda olması. Ya bence bu yüzden yani. Bence yani eskisi gibi 65 yaş ve 20 yaş altının evde olup bir şekilde yani iş sürmeli, çalışanların da devam etmesi gerekir. Benim fikrim bu. Ben katılıyorum ablama. 20 Eylül'de benim düğünüm var. Yani bu böyle giderse zaten düğün de yalan olacak. Yani insana çok tedbirsiz, çok umursamaz. Bazı mağazalar kontrol almış ama bazı mağazalar çok kötü yani. Kesinlikle böyle giderse daha da yayılır.